İkinci dosya Ahmet Güç hocamızın adına bir özgeçmiş koyayım sizlere. 1958 yılında Elazığ'ın Maden ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Maden'de, orta öğrenimini Elazığ İhale'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Artvin, Yusufeli, Malatya ve Elazığ illerinde uzun süre öğretmen olarak görev yaptı. 94 yılında öğretmenlikten İnan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi olarak geçiş yaptı. 2004 yılına kadar adı geçen üniversitede çalıştı. Aynı üniversitede 10 numaralı Adana Şeria Sicil Defteri'nin transkripsiyon ve tahlili adlı çalışmayla yüksek lisansı tamamladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Bölümünden Kur'an'da Toplumsal Sınanma ve Sonuçları adlı çalışmayla 2006 yılında tefsir doktoru oldu. 2004 yılından Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümünde araştırması görevlisi olarak çalıştı. 2010 Haziran'ında bu yana Eğitim Fakültesi'nde görev yapmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İnne d-dîne 'indallâhil İslam. Sadakallâhul azîm. Muhterem arkadaşlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Mehmet hocamın sunumundan sonra işte bıraktığı yerden biz de devam etmeye çalışalım. Tabii kardeşlerimiz bize bir konu, işte günümüz siyaset teorisinin nasıl olması gerektiğine dair zor bir konu belirlemiş. Biz de dilimizin döndüğü kadar hocam İslam tarihinde peygamberimizin siyaset anlayışının nasıl olduğundan bahsetti. Biz de bu temeller üzerine yürüyen, giden bir anlayışla bugün nasıl bir siyaset geliştirebiliriz'i konuşmaya çalışalım. Tabii öncelikle insanlık tarihinden şöyle alarak meseleyi getirmeye çalışırsa, bildiğiniz gibi Batı dünyasında ünlü bir psikolog Maslow diye bilinen biri var. Onun ihtiyaçlar piramidi diye bir belirtmiş olduğu bir prensip var. İhtiyaçlar piramidi insanoğlunun tarihsel süreç içerisinde hangi ihtiyaçları öncelik olarak aldığına dair ortaya attığı bir teori. Bu teoride baktığımız zaman ilk olarak insanın hayatını, yani varoluşunun mücadelesini, hayatta kalmanın mücadelesini verdiği, yeme ihtiyacını, işte buna benzer bir takım, işte cinsel ihtiyaçları, dini ihtiyaçları, özgürlük, benzeri bir takım ihtiyaçların sıralamasının yapıldığı bir piramit. Bu ihtiyaçlar zaman zaman durduğunuz yere göre değişkenlik arz etse de temelde baktığımız zaman bütün insanlığın, bütün dinlerin, bütün medeniyetlerin çıkış noktası temelde bu ihtiyaçları bir şekilde gidermektir. Aynı şekilde tarihi farklı açılardan okuyan antropologlar, yani insan ve toplumların tarihiyle ilgilenen bilim adamları da insanoğlunun ilk ihtiyaçlarının neler olduğu noktasındaki araştırmalarını ortaya koyduklarında oralara da bakıyoruz aslında. İnsanoğlunun tarihsel süreç içerisinde ihtiyaçları hiçbir zaman değişmiyor. Herkese bütün dinlerin ilk insandan itibaren, yani vahye dayalı insanlık tarihini bize aktaran dinlerin de tarihine baktığımız zaman orada da insanoğlunun ihtiyaçlar piramidi öncelik ve sonralık sıralamaları elbette değişkenlik arz edebilir. Ama sonuçta bu değişmiyor. Bu ihtiyaçların ne olduğunu, neler olduğunu, işte bizim mesela beş şey diyoruz, değil mi? Beş şeyin korunması. Makasit dediğimiz, işte
Kur'an'a da baktığımız zaman, Kur'an da mesela gerek cezai müeyyidelerde, gerek Kur'an'ın mesajının bütünlüğü ortaya bütüncül olarak baktığımızda yine aslında Kur'an'da bu beş şey dediğimiz ihtiyaçların tanzim edilmesi, düzenlenmesini ve yeryüzündeki bütün oluşumların aslında bu beş şeyin güvenlik ve özgürlüğünü sağlamak üzere inşa edilmesi gerektiğini bildiriyor. Mesela Kur'an'a baktığımızda hukuki cezalandırma ya da ilahi cezalandırmaların bütün şey muhtevası bu beş şeyin ihlaline yöneliktir. Diyelim kısas cezası Kur'an'da veriliyorsa kısas cezasının karşılığı nedir? Kısas cezası vardır. Neye karşılığı? Hayata karşılığı. Hayata kastetmeye yönelik. Yani insanın yaşama hakkını gasp etmeye yönelik her türlü girişim kısas cezasının karşısında bulmuştur. Yani Allah kısas cezasını yaşama hakkına gasp eden herhangi birine uygulanmasını talep ederek öngörmüştür. Bunun yanında mesela nesil güvenliği dediğimiz şey işte beş şey diyoruz ya. Yani dinin güvenliği, aklın güvenliği, hatta hayatın önce hayatın güvenliği ve özgürlüğü. Yani yaşama hakkı ve bu hakkın güvenlik altına alınması. Bunun arkasında aklın mesela. Bazıları akıl ve din hangisi önceliklidir diye tartışılır kitaplarda. Aslında baktığımızda akıl daha öncelikli olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü aklı olmayanın dini de olmadığı gerekçesiyle din akıldan sonraki sıralamada yerini alıyor. Üçüncü olarak din güvenliği. Dördüncü olarak nesil güvenliği. İşte neslin mesela. Yine baktığımız zaman Kur'an cezai müeyyide sunmuşsa o cezai müeyyide neslin güvenliğini tehlikeye atan ya da ihlal eden bir girişime karşı verilen cezadır. Nedir? İşte zina. Fecdilum yetecelde. Onlara 100 sopa vurunuz. Ya da işte rejim. Rejim tartışılır şöyle mi değil mi? Ama en azından zina eden erkek ve kadınlara 100 sopa ceza vurulmasına dair Kur'an cezai müeyyide ümmet. Öbür taraftan baktığımızda Kur'an hakeza mal güvenliğine yönelik. Yani hayat, efendim akıl, ondan sonra din, nesil ve mal. Fessarikatu faktahu eydiyahuma. Mesela Maide suresindeki ayet. Yani hırsız erkek ve kadınların ellerini kesiniz şeklindeki ayet baktığımızda. Tabi bunların her birinin kendine has şartları var. Bu şartlar tahakkuk ettiği takdirde ancak cezai müeyyideler gündeme gelir. Yani bunu şunun için söylüyoruz. İslam çok detaylı bütün hususlarda bir ceza öngörmemiş. İslam'ın, Kur'an'ın belirlemiş olduğu cezai müeyyideleri ihtiva eden ayetlere baktığımız zaman toplam sayıları 4-5 ile sınırlıdır. Yani. Bunun dışındaki cezai hususları, cezai yasaları, müeyyideleri insanın inisiyatif alanına bırakmış. Yani sünnet verdiler elbette. Sünnetin dışında insanın inisiyatif alanına yine bu çerçeveyi zorlamadan ona bırakmıştır. Ve nitekim ilk kez mesela bizim fıkıh tarihimizde Cüveyni, Gazali'nin hocası olarak bilinen Cüveyni, Makasidü Şeria dediğimiz bir isimle, yani şeriatların, hukukların, yeryüzündeki bütün hukukların, dinlerin, şeriatların maksatları nedir? Gayesi nedir yani temelde? Hangi gaye üzere sevk edilmiştir bu dinler, bu vahiy, gaye nedir? Makasidü Şeria dediğimiz şey, işte bu beş şeyin özgürlüğüdür ve güvenliğidir. Sadece bunların hakkı değil, aynı zamanda bu hakların güvenlik içerisine alınmasıdır. Ve bunu Endülüs'ün önemli simalarından biri olan Şatıbi de bunu sistematik bir hale getirmiştir. Muvaffakat mesela adlı eserinde bu şeyi Makasidü Şeria'yı geniş bir şekilde incelemiştir.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığımızda, hocamızın bahsettiği işte Mekke dönemindeki siyasetle, Medine dönemindeki siyasetle, yani aslında temeline baktığımızda, o da bütün peygamberler gibi dinlerin, şeriatların, hukukların maksadı neyse, o maksadın dışında elbette tabi olarak olmamıştır ve olamamıştır. Onun da maksadı temelde bu beş şeyin özgürlük ve güvenliğini sağlamaktır. Nasıl sağlamıştır? Ki Mekke döneminde Resulullah'ın mesela takip ettiği yolu işte hocamız kısmen anlattı. Ve tabi peygamberimiz Mekke'de bir insan inşasıyla işe başlamıştır. Ve bunun arkasından Medine döneminde ciddi bir toplum inşası gündeme gelmiştir. Bu toplum inşasını aynı zamanda bir şehrin inşası. Öyle değil mi? Yani peygamberimiz hicretle birlikte Yesrib ne olmuştur? Medineleşmiştir. Yani Yesrib'e mesela ne denilmiş? Medine denildikten sonra Medine-tur Resul denilmiştir. Resul'ün şehri denilmiştir. Niye? Resul oraya damgasını vurduğu için, orada bir şehri inşa ettiği için, orada bir neyi, toplumu inşa ettiği için, insanı inşa ettiği için, nasıl inşa etmiştir? Farklı bir zihniyetle inşa etmiştir. Farklı bir bakış açısıyla. O güne kadar Mekke'de, Medine'de var olmayan, hakim olmayan yeni bir zihin dünyasıyla Mekke'yi ve Mekke'de yetiştirdiği toplumu inşa etmiştir. O güne kadar var olmayan bir bakış açısı, eşya ile olan ilişkisi, Rabbi ile olan ilişkisi, insanın insanla ve insanın toplumla olan ilişkisinin oturduğu zemini Muhammed Aleyhisselam belirlediği için Medine ne olmuştur? Medine-tür Resul olmuştur. Yani belirleyici o olduğu için Resul, Medine-tür Resul denilirken bütün bunları kapsama alanına alan bir anlam çerçevesi var Medine-tür Resul kelimesinden. Baktığımız zaman aslında Mekke'de ve Medine'de peygamberimizin insanı, toplumu ve şehri inşa ederken öngördüğü ya da esas aldığı temel şey oradaki özgürlüğün ve güvenliğin birinci derecede sağlanmasıdır. Elbette en büyük özgürlük inanç özgürlüğüdür, düşünce özgürlüğüdür. Mekke'de bunu mesela kardeşlik temeli üzerine inşa etti. Kardeşliği tesis etmiştir. Ve kardeşler birbirlerinin güvenini temin etmiştir. Birbirlerinin can güvenliği noktasında, direnme noktasında, direniş sürecindeki çekip ettikleri, işte bir takım sıkıntılar çektikleri zaman, işte nedir, yarım uğurma da olsa, onun kardeşiyle paylaşma ve onun hayatta kalmasını sağlayıcı bir takım girişimlerde bulunmuşlardır. Yani bütün Müslüman sadece kendisini düşünmekten ziyade, kardeşini de kendisinin bir parçası olarak görmüş ve onun bu beş şeyinin korunması noktasında herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu kuşanmıştır. Hakeza Medine'ye hicretten sonra yine bir kardeşlik antlaşması söz konusu. Aslında Muhammed Hamidullah'a baktığımız zaman bizim işte kitaplarda, kaynaklarda okuduğumuz Medine'deki Ensar ve Muhacir arasındaki kardeşliğin belli bir metni vardı. Belli bir metin üzerinde mutabakat sağlanmış ve karşılıklı bir antlaşma yapılmak suretiyle kardeşlik Medine'de inşa edilmiştir. Hakeza bakıyoruz. Müslümanlar ya da Musab bin Umeyr Medine'ye gönderilmeden önce Medine'de akabe beyatları söz konusudur. Yani bütün sürece baktığımız zaman bir beyatlar ve sözleşmeler zinciri birbirini takip etmiştir. Akabe beyatlarında Peygamber Efendimiz'in kendilerinden beyat aldığı insanları hangi hususlarda anlaşmaya çağırmıştır? Onların muhtevasına baktığımız zaman aslında temelde insanların özgürlük ve güvenliğini temine yönelik bir çerçeveye oturmaktadır. Yani. Akabe beyatları öyle. Sonra Mümtehane suresinin mesela 10. ayetinde geçen bir hadise, işte hicret eden bir takım Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra Mekke'den Medine'ye hicret etmek isteyen kadınlar var. Yani فَمْتَحِنُوهُنَّ diyor ayette. O kadınların gerçekten Medine'ye hicretlerinin asıl arka planının ne olduğunu,
Hani diyor ya, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَمَنْ هَاجَرَ diye devam eden ayet diyor, kimin hicreti Allah ve Resulüne ise, onun hicreti şüphesiz Allah ve Resulüne'dir. Kimin hicreti bir dünya malınaysa, ya da kimin hicreti bir kadınaysa, onun hicreti de onadır. Yani kim kalbinden neye hicret etmek istiyorsa, aslında onun hicreti odur diyor. İşte bu kalbindeki hicretin asıl gayesini ortaya çıkarmak için kadınların Medine'ye hicret talebinde Peygamberimiz o kadınları imtihan ediyor. Ve Allah Celle Celaluhu işte Mümtehine suresinde, Mümtehine zaten imtihan edilen kadın anlamında. Orada femtehinuhunne, onları mutlaka imtihan ediyor ve öylece onların niyetini anladıktan sonra Medine'ye kabul ediyor. Oraya baktığımızda da bir anlaşmalar silsilesi var. Öbür tarafta ve nihayet farklı inanç grupları, hocamızın da özellikle bahsettiği farklı inanç gruplarında bulunan toplumun değişik, işte Medine'nin nüfusuna baktığımız zaman 10.000 civarında bir nüfus var ama Müslümanların sayısı 1.500 civarında. Yani azınlık olmalarına rağmen farklı inanç gruplarına sahip toplum kitleleri var Medine'de. Ve onlarla da bir Medine Sözleşmesi, 52 maddelik bir Medine Sözleşmesi imzalanıyor. Ve 52 maddelik Medine Sözleşmesi'nin içerisinde birçok, bütün çerçeveye baktığımızda özgürlük ve güvenlik. Yani tamamen Medine'nin, şehrin, toplumun ve o toplumun içerisinde yaşayan bireylerin özgürlük ve güvenliğini temine yönelik bir alana, çerçeveye oturmaktadır Medine Sözleşmesi. Hatta onlardan biri mesela herhangi bir şekilde köleleştirilmiş bir insan varsa oradaki toplumu kendi aralarında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak suretiyle o kölenin kölelik bedelini ödeyip onu özgürleştirme. Özgürleştirme Medine Sözleşmesi'nin maddelerinden biri. Zaten dışarıdan Beni Kureyza Yahudilerinin uğradığı akıbette nedir? Medine'nin güvenliğini tehlikeye attıkları için, ihanet ettikleri için, sözleşmeye aykırı hareket ettikleri için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları cezalandırmıştır. Dolayısıyla gerek toplum ve gerekse siyasi otorite, gerekse şehir nereye oturmak zorunda? Bir şehirler kurulurken, toplum inşa edilirken, şehir siyasi otorite de oluşturulurken gaye nedir? Gaye yeryüzündeki insanın özgürlük ve güvenliğini sağlamaktır. Bu saymış olduğumuz 5 husustaki özgürlük ve güvenliğini, hak ve hukukunu gözetmektir. Tabii bunu nasıl inşa edeceksiniz? Nereye oturacak? Yani geçmişte nereye oturmuştur? Bugün hangi zemin üzerinde bunu yürütmek mümkündür? Yani özgürlük ve güvenliği sağlayalım derken nasıl bir yol, nasıl bir birikim üzerine oturması gerekiyor sorusunun cevabını da Hadid suresinde mesela 25. ayette Allah Celle Celaluhu şu şekilde veriyor. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ Şüphesiz ki biz Resullerimizi apaçık delillerle gönderdik. Ve enzelnâ me'ahumul kitâb. Ve bir de onlarla birlikte kitabı indirdik. Ve mizan. Ve ölçüyü, adaleti indirdik. Niçin ölçüyü, adaleti indirdik? لِيَكُمَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ İnsanlar adaleti ikame etsinler diye. Dengeyi, itidalı indirdik. Ve enzelnâ el-hadîd ve bir de demiri indirdik. Nasıl bir hadîd, nasıl bir demir? Fîhî be'sün şedîd. İçinde güç, yani güçlü bir kuvvetin var olduğu bir demir. Ve menâfi'ül linnâs. Ve insanlar için bir takım faydaların bulunduğu bir demir. Niçin indirdik? Ve liya'lemallâh men yansuruhu ve rusulehu. Şunu bilmesi için, Allah'ın şunu müşahede ilmiyle bilmesi için. Elbette Allah biliyor da
yani müşahede ilmiyle insanın itirazına mahal bırakacak, bırakmayacak derecede aleni bir ilimle, ortada olan bir vaziyetle Allah'ın bilmesi ve insanın da insana da bildirmesi için. Yani kimin Allah'a ve Resulüne yardımcı olduğunu tespit etmek için bunları indirdi Allah Celle Celaluhu. Kitap, mizan ve demir. Yani bu üç şey bir toplum inşa edilecekse o toplumun üzerine oturması gereken şey kitaptır. Kitapla kastedilen nedir? Kitapla kastedilen sadece ilahi kitaplar, elbette Hazreti Adem'den beri gelen vahiy dediğimiz ilahi kitapları içerisinde kapsıyor olsa da aslında bilgi dediğimiz, entelektüel birikim dediğimiz, bilgiye dair, sahih bilgiye dair ne varsa her şeyi belli bir birikim, bu bağlamdaki bir birikimdir kitapla kastedilen. Ve bütün peygamberler vahye dayalı bir bilgiyi getirmişlerdir. Ama zaten ilk insan ve ilk peygambere ne yapmıştır Allah Celle Celaluhu? وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ değil mi? وَعَلَّمَ آدَمَ اسْمَاءَ كُلَّهَا. Yani Hazreti Adem'e ve Adem'in şahsında insana eşyanın bütün isimlerini öğretmiştir Allah Celle Celaluhu. Yani yeryüzünde bir toplum, yeryüzünde bir yurt, bir mekan, bir şehir, bir insan inşa edebilmek için gerekli olan bilgi, gerekli olan kavramsal düşünme melekesi, herhangi bir kavram üretebilme yetisi, bütün bunları Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem'e ve Hazreti Adem'in şahsında insana bildirmiştir, yüklemiştir. İnsana böyle bir donanım vermiştir. Yani yeryüzüne salmasayıp göndermemiştir. Belli bir birikim üzere göndermiştir. Ve hatta bu bağlamda meleklerle Hazreti Adem arasındaki diyaloglar da Kur'an'da ciddi bir şekilde geçmiştir. Bunu biliyoruz hepimiz. Kitapla kastedilen bu şüphesiz. Peki mizanla kastedilen adalet. Mizan dediğimiz mesela adaleti tanımlarken bütün alanlarda yani sadece bir alanda hukuk düzenindeki adalet değil. Yani adalet kitaplar der ki iki çizgiden herhangi birine yakın olmayan noktadır adalet. İki çizgi çiziyorsunuz. Bunlardan hiçbirine yakın olmayan noktanın adı adalettir. Vasattır ya da kısttır. İşte adalet tam orta çizgi. Yani ne o tarafa yakın ne bu tarafa yakın. Tam işin ortası. Yani hak ettiği yerdir. Her şeyin hak ettiği yerdir. Hak ettiği yerde duruştur yani durmaktır. Tabii insanın insanla, insanın eşyayla, insanın Rabbi ile olan ilişkisinde de gözetmesi gereken en temel ilkedir yani adalet. Nedir? Allah'ı hak ettiği yerde tutmak durumundasınız. Kendinizi de hak ettiğiniz yerde tutmak durumundasınız. Ya da eşyaya, 5 kuruşluk bir şeye 6 kuruşluk değer vermek zulüm olduğu gibi 4 kuruşluk değer vermek de zulümdür. Adalet ise 5 kuruşluğa 5 kuruştur, 4 kuruşluğa 4. Neyse hak ettiği yerde bir şeyi değerlendirmek ve oturtmaktır. Bunun dışında bir de mizan, mizandan bahsediyor. Mizan dedik. Her alandaki adalettir. Kitapla kastedileni, mizanla kastedileni ve demir de aslında güçtür. Demir güç. Yani demiri güncellediğimiz zaman demirin bugünkü karşılığı. Mesela tefsirler der ki savaş alanlarında Allah'ın dinine savaş ve benzi demirden yapılan savaş aletleriyle Allah'ın dini uğrunda cihat meydanlarında savaşmaktır mesela. Yani demir böyle kendisinden savaş aletlerinin yapıldığı bir madendir diye tanımlar var. Ama aslında demiri güncellediğimiz zaman demir muktedir olabilmek için gerekli olan potansiyeldir. Yani yeryüzünde demirin karşılığı, bugünkü karşılığı, herhangi bir işi yapabilmek için, muktedir olabilmek için gerekli olan potansiyele sahip olmaktır bir şekilde. Yani bugün işte tarihin belli dönemlerinde bunun karşılığı demirdir, belli dönemlerinde bilgidir, belli dönemlerinde şudur, felsefedir, akıldır, şudur, budur yani. Belli dönemlerinde de siyasettir, farklı şeylerdir. Yani değişken olan bir şey ama tek ortak nokta
iktidar ve muktedir olabilmek için gerekli olan donanımdır Demirel. Neyse potansiyeldir. Bu potansiyele sahip olmaktır. İşte Allah bu üç şeyi insanı inşa ederken, toplumu inşa ederken, şehri inşa ederken ya da bir yeryüzünde bir gidişat, yol ve gidişat verirken, yani yeryüzünü yeni bir dünya kurmak isterken ya da bu tür iddialarla bile yola çıkıyor olsanız bile gözetmeniz gereken bir bilgiye dayalı olmanız gerekiyor önce. Kitaba bağlı olmanız gerekiyor. Her türlü entelektüel birikiminizi elde etmeniz gerekiyor. Eşyayla olan, siyasetle olan, dünyayla olan, ülkelerle, insanlarla, toplumlarla, kadınla, işte malla olan ilişkilerinizi olması gereken noktada tutmak diye tanımladığımız adalete sahip olmanız gerekiyor. Arkasından işte bu yürüyüşü sürdürebilmeniz için gerekli olan potansiyel, yani buna sahip olmanız gerekiyor. Buna sahip olmadığınız takdirde teknolojik gelişmelerdir, efendim yeni çağ nedir? İşte bilgi çağıdır. Tabii bilgi çağının da ötesinde teknolojik, yani bilgi teknolojileri falan noktasında da ciddi gelişmeler vardır. Yani budur ya da şu şirketlerdir, ticari alandaki güçlülüktür, yani madem ki hepiniz esnafsak. Ama tabii Sa'd bin Ebi Vakkas'ın ticari ahlakını unutmadan ticaretle uğraşmak gerekiyor. Yani hepimiz ticari ahlak sahibi olarak yürüyüşümüzü sürdürmemiz gerekiyor. Yani asla nedir Sa'd bin Ebi Vakkas? Deve sayılarının, sürülerinin sayısını bilmeyen bir sahabe. Yani gelmiş, onun için Araplar diyor işte çölün toprağını bile, toprağına elini atsa, onu ticari bir meta olarak değerlendirebilecek ticari bir yetisi var bağlı. Ve bu anlamda da müthiş zenginleşiyor. Ama bu zenginleşmenin akabinden Sa'd bin Ebi Vakkas'ın mescide olan bağlılığıyla, peygambere olan bağlılığıyla ve sade o ilk dönemki sade yaşayışa olan bağlılığıyla, yani ilk dönemde nasıl bir Sa'd bin Ebi Vakkas görüyorsak bu zengin olduktan sonraki Sa'd bin Ebi Vakkas da aynı. Hiçbir değişiklik görmemiz mümkün olmuyor yani. Böyle bir zenginlik elbette ticari olarak da bunları dikkate alarak yürüyüşümüzü sürdürmemiz gerekiyor. Tabii bütün bunlardan sonra bugünkü siyasete gelirsek, yani bugünkü güç ve otorite dediğimiz, gerek işte bizim daveti kendisi üzerine oturtmamız gereken zemin, gerekse yeni bir dünya inşa ederken bu üç unsuru esas almamız gerekiyor. Bilgiyle kastettiğimiz elbette entelektüel bir birikimdir. Çünkü biz insanları bir basiret üzere çağırıyoruz. Yani bizim çağırdığımız noktada tünelin ucunda ışık olmak durumundadır. Çağırdığımız noktada tünelin ucunda herhangi bir tünel olarak görürsek çağırdığımız şeyi, tünelin içi aydınlık olmalı, hiç değilse tünelin ucunda ışık görünüyor olmalı. Buraya çağır, basiret üzere çağırmamız gerekiyor. Ve adalet üzere her şeyin nerede durması gerektiğini iyi tespit etmemiz gerekiyor. Bahsettiğim gibi potansiyel muktedir olabilmek için de ciddi bir potansiyeli yakalamış olmamız gerekiyor. Potansiyel derken kemiyet bağlamındaki potansiyelden bahsetmiyorum. Yani sayısal bir üstünlükten bahsetmiyorum. Elbette belli oranındaki sayı önemlidir ama bir yüzyıl, yani çoğu zaman onu söylüyorum. Bir yüzyıl bir düşünür demektir. Yani. Bir tek insan, bir tek düşünür. Çoğu zaman tarihe baktığımızda bir yüzyıla bedeldir. Bir adam çıkmıştır ve bir dünyayı arkası sıra alıp götürmüştür. Bir düşünür çıkmıştır. Ya da bir devrimci çıkmıştır. İşte Marx'ın gibi, bilmem şu gibi, Hegel gibi, bilmem kim gibi. İnsanlar bir Ali Ezzet Begoviç gibi, işte bir Gandhi gibi, bir bilmem ne gibi, yani bir sürü buna benzer örnekler bulmak mümkündür. Yani sadece sayısal çoğunluk, böyle kemiyeti dikkate almak yerine, elbette o da belli oranda önemlidir. Keyfiyeti, nasıllık ve niceliği esas almamız gerekiyor. Bu hususta bütün dikkatlerimizi, bütün
gücümüzü, enerjimizi bu hususta yoğunlaştırmamız gerekiyor. Bunları yaptığımız takdirde günümüzde nasıl bir siyaset belirleyebileceğimizi, yani bu elbette önemli bir öngörüdür. Yani geleceği görmek çok mümkün değil ama fakat gelecekte de olsa geçmişi doğru okuduğumuz zaman gelecekteki bir siyaseti nasıl bir siyaset olması gerektiğini ancak bu temelleri sağladıktan sonra söylemenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani bunlarsız gelecek öngörüsünde bulunmak zaten mümkün değil. Bunlar olmaksızın herhangi bir şeyi doğru bir şekilde tespit etmek mümkün değil. Bunlar bizim gelecekteki dünyamızı, toplum ve Medine, şehir ya da medeniyet ya da inşa edişimizin üzerine oturması gereken zemindir. Bunlar olmaksızın hiçbir şey olmaz. Bunlar olduktan sonra da bir takım şeyleri de daha ciddi bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Yani dünyanın gittiği noktayı doğru okumamız gerekiyor. Doğru okuyabilmek için tarihi de, yani tarihte bakıyorsunuz işte belli yüzyıllar var, bir kaos ortamı geçmiş. O kaotik ortam insanlığın nereye gideceği noktasında sıkıntılar olmuştu. Herkes farklı şeyler söylemiş ama sonuçta su mecrasını bulmuştur, bir yere gitmiştir. Şimdi bu tarihteki benzer hadiseleri, ortak sebepler, ortak sonuçları doğru ülkesinden hareketle benzer hadiseleri, doğru hadiseleri tahlil edersek geleceği de doğru okuyabiliriz diye düşünüyorum. Yani gelecekteki siyaset algımızı bu temel üzerine kurmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışında konu yani epey tabii ama yeni bir konuya girmeyelim, girsek şey yapamayız. Kremliyiz yani. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mesela Farabi öyle diyor. İbn Haldun da öyle diyor yani. Medinetül Fazıra. Nedir Medinetül Fazıra? Diyor ki insanların birbirinin huzur ve mutluluğu için yarıştığı bir şehir, erdemli şehirdir diyor. İnsanları, düşünün ki bir şehir düşünün. Bütün insanlar birbirinin huzur ve mutluluğu için yarışıyor. İşte bu şehirdir erdemli şehir. Bu toplum erdemli şehir, erdemli toplumdur. Ve buradaki fertler erdemli insanlardır diyor. Bunun dışında bir de Farabi 5 tane erdemsiz şehirden bahsediyor. 5 erdemli şehirlerin derecelerinden falan bahsediyor. Arkasında 5 tane de erdemsiz şehirden bahsediyor. Yani Farabi de İbn Haldun da mesela şehir ve toplumu canlı bir organizmaya benzetiyor. Yani onlar da ruh taşır diyor. Onların da işte belli özellikleri var, canlılıkları var. Nasıl organizmalar işte belli tepkilerde, belli olaylar karşısında şu tepkilerle karşılaşıyorsa şehir ve toplumlar da bunlarla karşılaşır diyor. Onun için insan neyse toplumu ve şehri ya da medeniyeti, dünyayı inşa ederken insanı merkeze almak gerekiyor. İnsan da bildiğiniz gibi aşk ve akılla yoğrulmuştur. Sadece aşk da değildir, sadece akıl da değildir. Yani Muhammed İkbal'ın söylediği gibi doğunun aşkı ve batının aklı diyor. Yani aşk ve akıl, bütün bunları sürdürürken bu iki şeyi esas almamız gerekiyor. Aşk ve aklı. Birinden yana birini tercih etmek yerine ikisini dengeli bir şekilde götürmeniz. Aşk ve akıl, yani bildiğimiz işte aşk derken bu kirletilmiş şeylerden bahsetmiyoruz elbette. Aşk dediğimiz manevi dünya, insanın iç dünyası, işte insanın mana dünyası ve derinliğidir yani. Bu cephesidir. Doğu zaten aşkla tanımlanıyor. Batı da akılla, saf bir akılla. Hiçbir şey olmuyor. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.